Sayın Başkan, kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar. Budanya felsefe buluşmalarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Filozoflar bugün bize ne söyler tematiğiyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü etkinliğimizin konuğu İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ertan Kardeş hocamız. Hocamızın özgeçmiş bilgisini takdim ediyorum. Profesör Doktor Ertan Kardeş 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini 2000 yılında San Benua Lisesi'nde tamamlamıştır. Felsefe lisansını Galatasaray ve Paris 1. Pantheon Sorbonne Üniversitelerinde bitirmiştir. Profesör Doktor Tülin Humin danışmanlığında Cornelius Castoriadis üzerine yazdığı Politik Modernliği, Otonomi ve Tahayyül kavramlarıyla anlamak. Cornelius Castoriadis'in politik felsefesi üzerine bir inceleme başlıklı teziyle 2007'de yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora tezi süresince Paris 1. Pantheon Sorbonne Üniversitesi Nosofi kürsüsünde Carl Schmitt üzerine araştırmalar yapmıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Tülin Humin danışmanlığında hazırladı. Carl Schmitt'in politik felsefesi üzerine bir inceleme başlıklı teziyle doktora derecesini hak etmiş, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013'te yardımcı doçent, 2017'de doçent, 2023'te de profesör olan kardeş hala İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hocamızın bugünkü toplantı konumuzla ilişkili iki önemli çalışmasına dikkat çekebiliriz. Bunlardan bir tanesi 2023'te Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanan Cumhuriyet Fikri isimli kitapta yer alan Cumhuriyet Her Şeyden Önce Okuldur. Condorcet Kamusal Öğretim ve Okul Kurumu adlı çalışması ve aynı yıl Kırklareli Üniversitesi Felsefe Ansiklopedisi'nde yayımlanan Condorcet başlıklı maddesidir. Efendim, Condorcet bugün bize ne söyler başlıklı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sözü Profesör Doktor Ertan Kardeş'e bırakınız. Hepiniz hoş geldiniz. TV'ye özellikle Uludağ Üniversitesi'nden gelen öğrencilere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliği mümkün kılan Budanya Belediyesi'ne, Profesör Doktor Funda Günsoy'a, Profesör Doktor Kadir Çiçek'e ve Mehmet Fatih Elmas'a teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Bugün ben biraz daha az popüler bir filozof üzerinde konuşacağım. Türkiye'de çağdaş filozoflar nispeten daha popüler oldular. Niye var? Condorcet gibi bir filozofu bugün ele alırız. Özellikle de Türkiye'nin acil sorunlarından bir tanesi olan eğitim ve okul bahsi etrafında düşündüğümüzde niye aydınlanma döneminin biraz da unutulmaya yüz tutmuş filozoflarından bir tanesi üzerinde düşüneceğiz. Bunu biraz açmak istiyorum. Öncelikle tabii Condorcet'i ben yani klasik anlamda felsefe tarihine baktığımızda iki tane temel çok fazla önden çıkar. Bunlardan bir tanesi ilerleme fikri, diğeri de Condorcet'in rasyonalizme olarak ön plana çıkan iki fikri vardır. Fakat ben bu iki fikre de bizim klasik bir epistemoloji tartışmamız üzerinden değil de bizzat okul kurumu üzerinden önerdikleri ve okul kurumu ile ilgili yapmış olduğu tasarımlar etrafında bir soruşturma olarak vermek istiyorum. Hem de bunu yaparken yani bir cumhuriyet niçin her şeyden önce okuldur sorusuna okul kurumu bünyesinde bütün bu tartışmaları yaparak işte eğitimi sadece ya da öğretimi sadece uygulama ya da yeni yöntem keşiflerine indirgemeyen bu işin temelleriyle birlikte ele alan bir çerçeveye yaslandırmak mahkumiyetindeyim. Bu yüzden işi öncelikle yani üç ana bölümde götürmek istiyorum. Birincisi yurttaşlık ve cumhuriyet ilişkisini tartışacağım. Sonrasında akıl, okul ve cumhuriyet arasındaki ilgiyi ele aldıktan sonra üçüncüsünde aslında en yani eleştirel olduğumuz bölümü üçüncü aşamada ele almak istiyorum. Condorcet'in rasyonalizmini biraz daha eleştirel bir gözle sınırlarını, kendi üzerine kapanan noktalarını en fazla eleştireceğimiz kısım üçüncü kısım olacak. Ve en sonunda da tüm bu rasyonalizmin sınırlılığına karşı
Niçin okul kurumu hakkında söyledikleri ve okul tasarısı bugün hala değerlidir? Bunun etrafında bir kapanış yapmak niyetindeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim, Condorcet için gerçekten ilerlemeci olduğu söylenir ama Condorcet ilerleme kelimesine çoğunlukla çoğul olarak kullanılır. Nami Hoca'nın önerisiyle ilerleme tarzları diyebiliriz. İlerlemeler Türkçe'de güzel durmuyor bir de Nami Hoca. O yüzden ben de ilerleme tarzları diye ama en azından şunu anlayabiliriz. Tek bir ilerlemeden bahsetmiyor Condorcet. Condorcet'in bir diğer kavramı da ön plana çıkan mükemmelleşme, insanın kendisini daha yetkin hale getirebileceği, daha mükemmelleştireceği ve ilerlemelerin farklı alanlardaki farklı ilerleme tarzlarının mümkün olduğu tezi etrafında bu çerçeveyi geliştiriyor. Bakıldığında Condorcet, filozof, matematikçi ve politikacı olarak 3 tane kimliğiyle 18. yüzyılda ön plana çıkan isimlerden tanesi ve toplumsal matematik gibi bir kavram ya da ulusal eğitim değil ama kamusal öğretim mesela bu tarz kavramlarıyla ön plana çıkmış durumda. Condorcet tabii bu okul konusundaki tasarısını sadece bir felsefe metni olarak yazmıyor. Aksine bunu mecliste 18. yüzyılda bir tasarı olarak veriyor. Belki kendisinden 100 yıl sonra 3. Cumhuriyet'te ve kendi projesinden biraz daha farklı olarak, kamusal öğretim olarak değil ama ulusal eğitim olarak bir zamanında farklı bir yöntemle uygulanmaya çalışıyor. Şimdi burada bazı sorular sormakta fayda var. Mesela eğitim ya da öğretim dediğimiz şey bireysel olarak mı gerçekleşir, kolektif olarak mı gerçekleşir? Ya da eğitim ya da öğretim alanında özellikle okul kurumu etrafında baktığımızda niçin öğretim okul çerçevesinde bütün yurttaşlar için zorunlu olmalıdır gibi bir takım temel sorular etrafında ilerlemek niyetindeyim. Ve daha da önemlisi belki bu okulla ilgili tartışmalarda en çok gözden kaçan noktalardan bir tanesi okul kurumuyla eşitsizlik, toplumsal eşitsizlikler, onu da çoğul olarak kullanalım. Toplumsal eşitsizlikler arasındaki, ki burada toplumsal eşitsizlikler deyince sadece ekonomik eşitsizliği anlamıyoruz. Aynı zamanda diğer tip eşitsizlikleri de burada tartışmaya açmak mümkün. İlgi nedir ya da bu alakayı kurum üzerinden nasıl kurabiliriz sorusunu öğrenmek istiyorum. Bu çerçevede halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyet tasarısı içindeysek, bir cumhuriyet kavramı içindeysek, yani halkın egemen olduğunu kabul ediyorsak, o zaman kamu gücünün kendisini özgür, nitelikli bireylerden oluşturan, bu bireylerin de kendi seçimlerine hem zihinsel otonomisi içerisinde hem de bireysel özellikle içerisinde ele alabileceği bir takım kavrayışları geliştirmiş olması da varsaymamız gerekiyor. Bu yüzden okuldaki öğretim açısından birey, yani yalı toplumla karşı içerisinde birey olarak değil, toplumsal bir varlık olarak birey, okulda oluşmaya başlayan ve kendisini okulda oluşturmaya başlayan bir varlık olarak çıkıyor. Bu yüzden okul mekanı ne meslek eğitimidir, ne de özünde ekonomik uyumlanmaya tabi tutulması gereken bir varlıktır. Şimdi bugünü güncellerken, tam da neoliberal kültür içerisinde okul kavramını sorgularken özellikle bu iki noktayı tekrar değişmek istiyorum. Yani bir anlamda bir meslek sahibi olduğumuz yer olarak okul değil ya da ekonomik dünyaya uyumlanma için mesela bugünlerde çok popüler kodlama dersi gibi. Yani tam da okulun kökensel yeriyle bütünüyle çelişen bir takım uygulama modelleri üzerinden okul kurumunu indirgemeye çalışan yaklaşımları. Aynı zamanda sırf pedagojik bir yetersizliğinden bahsetmiyoruz. Bu tarz ortamda yetişen bireyin yurttaş figürü olarak da yetişmesindeki engellerden daha çok bahsedeceğiz. Bu açıdan demek iki tane ilkeyi okul kurma etrafında Condorcet bizim karşımıza çıkarıyor ve bu iki ilkenin ne kadar iç içe geçtiğini göstermek istiyor. Hem eşitlik hem özgürlük fikri niye? İkisi hem birbirine bağlı niye? Aynı zamanda da okuldan bağımsız bir şekilde karşımıza çıkamaz. Ve tabii en temelde okul bir anlamda eşitsizlikleri bütünüyle ortadan kaldıracak bir yer değil ama eşitsizliklerle ilgili müdahaleler geliştirebilme kapasitesini geliştirecek bir okul kurum olarak çıkıyor. Şimdi ilk olarak
Condorcet'in meclise verdiği okul tasarısından bahsetmek istiyorum. Tabii 18. yüzyıl deyince filozofların politikacı olabildiği ya da bilim insanlarının direkt toplumsal projelerinde daha farklı bir uygulama tarzıyla toplumda buluşturabildiği yüzyıldan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında bu okul tasarısı bir, tekrar söyleyeyim mi, bir felsefe metni, felsefi bir kaynağı var. Bunun arkasındaki metinler de var. Ama sonuçta bir meclis ortamında sunulan bir tasar olarak geliyor. En temel ilkesi de şu, aslında toplum halkına bir eğitim ve öğretim alanı boşluğu en temelde. Çünkü Condorcet'e göre tiranın yeşerdiği, yani karanlığın öğretimdeki eşitsizliği, bir yandan tiranlığın yeşerdiği yer olarak tanıyıp öğretimdeki eşitsizliği kaldırma mekanı olarak okuldan bahsediyoruz. Bu açıdan bu 5 inceleme diyebilen metninde kullandığı fiiller benim çok ilgimi çekti. Mesela Obuman Tedim'in yeri rant fiilleri kullanıyor. Artırmak, azaltmak, kılmak. Yani sürekli bir seferde biten bir şeyler değil ama okul kurumunda sürekli yapılan işlerden. Mesela eşitlik daha faydalı kılınır, bilgi artırılır, eşitsizlik azaltılır. Yani bir seferde bunları gerçekleştiremiyoruz. Bu artırma, kılma, eksiltme, sürekli müdahale eden bir kurum olarak okulu tasarladığını görüyoruz. Ve öğretim süreci bir ilerleme olarak da daima ilerleme tarzları yaratan bir unsurda karşımıza çıkıyor. Bir anlamda ilerlemeler kaydedilir, farklı ilerleme biçimleri oluşturulur ve kaydedilir. Bu yüzden Condorcet, ki kendisi Cizvit okullarında yetişmiş birisi ve tabii şunu da tekrar söylememiz gerekiyor ki ancak Cumhuriyet fikriyle birlikte dünyada bütün yurttaşların eğitime ulaşabildiği, eğitime ücretsiz olarak ulaşabildiği ve zorunlu olarak ulaşabildiği bir sistem yaratıyor aslında. Yani daha öncesindeki eğitim şekilleri ya bireysel olarak alınan derslerle ya da daha çok dini kurumların verdiği eğitim tarzları gerçekleşiyor ve Condorcet bir Cizvit okulundan mezun. Ve o da bu geldiği Cizvit okulundaki dini eğitimi ne kadar yetersiz olduğunu farkında. Bu yüzden iki tane şeye tam olarak kullandığı terim Fransızcasında loterie olarak piyango. Yani eğitim kurumları piyangodan çeker gibi rastgele oluşturulmuş unsurlara, günlük unsurlara bakarak, piyasa unsurlara terk edilerek, dini kurumlara terk edilerek rastgele yapılabilecek bir şey değildir. Yani en temelde vurgulamaya çalıştığı unsurlardan bir tanesi bu. Ki zaten Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan insan zekasının ilerlemeleri üzerinde tarihi bir tablo, tasla diye bilinen o meşhur metninde de bunun özellikle üstünü çizdiği perfeksiyone, mükemmelleştirme, yetkin hale getirme fiili tam da insanın zekasının ve zihninin daim olarak gelişmesine açıklığı vuruluyor. Tabii burada şunu da vurgulamak lazım. Cizvit okullarında insanın kusurlu bir varlık olduğu fikri oldukça bağlar baskın bir şekilde eğitim kurumunun ilkesi veya bir anlamda insanın mükemmelliğe açık bir varlık olarak tanınmaması haliyle söz konusu. Bu açıdan kamusal öğretim ve ısrarla eğitim demediğinin altına çizmek istiyorum. Kamusal öğretim bir bireye her şeyden önce ihtiyacı olduğu temel bilgileri vermek zorunda. Yani perspektif ve başlangıç noktası bu şekilde çıkıyor. Yani insan türünü o zaman içerisindeki işte geliştirilmiş olduğu bilimsel alandaki gelişimleri belki hepsini bir seferde bir kişiye aktarması mümkün değil ama o bilgilere erişmesiyle ilgili temel yöntemlerin ve usullerin aktarılması, bu temel unsurların bir bireyde olmasıyla ilgili bir çerçeve çizildiğini söyleyebilirim. Ve bunda da mesela kurulduğu en temel nokta eşitsizlik kavramına defalarca kez burada vurgu yapmasının altını çiziyorum. Yani bir yandan da eğitim kurumunu sadece bir bilgilenme tarzı olarak kullanmıyor. Eğitim kurumunda bilgi edinmenin doğrudan toplumsal eşitsizlikle olan bilgisi üzerinden bu kurumun inşasının üzerinde durduğunu söyleyeyim. Yani şüphesiz hukuki bir eşitliği olgu eşitliğine dönüştürmek önemli unsurlardan bir tanesi. Ama aynı zamanda eşitsizliklerle mücadele etmem için de adaletin görevlerinden bir tanesi olarak da düşünüyorum.
Dolayısıyla sadece eşitsizliği bir zenginlik eşitsizliği olarak değil, aynı zamanda bilgi alanındaki, zihinlerin gelişmesi alanındaki bir bireylerine verip vermediği bu gelişme imkanları ile ilgili eşitsizlik olarak da kurguladığını görüyoruz. İşte bu yüzden Nietzsche öğretimle eğitime ayırt ettiğini ve en temelde öğretim odaklı bir okul stratejisi geliştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü en sonunda eğitim dediğimiz alan kendi deyimiyle doğal alana yakın bir parçası, bir anlamda da özel alanda, aile ve çeşitli alanlarda gelişebilecek unsurların parçasıyken, öğretim tam da insanların geliştirmiş olduğu ilerlemelere dair temel noktaları bir bireyin edinebilmesiyle ilgili becerisi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu açıdan insan için daha fazla kendini yetkinleştirecek araç, gereçlere ve imkanlara sahip olması, eğitim kurumuna verdiği en temel şey bu. Temel başlıkta iki kıyaslama yapılabilir özellikle Rusya'da. Şimdi Rusya'nın da pedagoji konusundaki çeşitli yaklaşımlar var. Özellikle toplum sözleşmesiyle aynı yıl yayınladığı Emil kitabı var. Fakat burada mesela Rusya'da en temel farkı, tabii başka farklılığı da var. Örneğin genelde kaldırma açısından Rusya'yla ayrıştır, genelde yerine Condorcet daha çok kamusal iradeden bahseder. Genel irade kavramının yerine daha birey odaklı bir kavrama gider. Ama şunu söyleyeyim, Rusya'da bir okul kurumu tasarısı yok. Yani, hatta tam tersine okul kurumunu yozlaştırıcı etkisi üzerinde daha çok durur ve küçük yaştaki eğitimi daha çok kent dışına çıkararak, daha kırsal alanlara götürerek çocukları bir anlamda zihin temizliğinden başlar Rusya. Evet, Rusya'da bir pedagoji, bir eğitim konusu var. Fakat okul kurumu önerisi Condorcet ile birlikte çok kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve burada en temelde belki yani, burada Cumhuriyet'in okulu nasıl olmalıdır sorusuna verilir. Yani bir Cumhuriyet'in okulu, Cumhuriyet'in sapladığı içerikleri yurttaşlarına aktarma mekanı olamaz. Tam tersine, yani o zihinleri kazıyarak, o zihinlere bazı fikirleri aktarma fikri Cumhuriyet'in okulunun görevi olamaz. Aksine, zihinleri gerekli askeri temel bilgilerle donatarak yargıda bulunma kapasitelerini artırmak Cumhuriyet'in temel görevidir. Bu yüzden zihinlerin aydınlanmasıyla, zihinlere aydınlanmacı kalıp fikirlerin kazınması arasında çok keskin bir ayrım var. Condorcet'in önerisinin en belki kuvvetli noktalarından bir tanesi var. Condorcet sadece Cizvit okulları aldığı dini amentülerin okul kurumu ya da eğitim kurumları içerisinde aktarılmasına karşı çıkmıyor. Aynı şekilde aksi bir konuda cumhuriyetçi bir takım içeriklerini de herhangi bir zihinsel, bireysel yardım geliştirmeyecek şekilde kazılmasına da aynı şekilde karşı çıkıyor. Bu yüzden zaten eğitim demiyor da öğretim kısmına daha çok vurgu yapıyor. Çünkü yurttaşlık öğretildiği yer olarak bakıyor. Yani bir eğer homo suffragans yani oy kullanan insan gibi bir figür çıkıyor artık ve bir insan oy kullanacaksa, bir kamusal işler hakkında fikri geliştirecekse bu fikri geliştirmesiyle ilgili temel unsurları da aldığı öğretim alanında gerçekleştirmeli. Bu yüzden belki hani en çok karşı çıktığı şey doğru olsa bile içerik olarak kanıları belirtme fikri, bir takım kanıları, bir takım içeriklere, küçük zihinlere, hafızalara belirterek aktarma fikrine de karşı çıkmakta. Çünkü içeriklerin saptanmasından ziyade eğer otonom bir entelektüel seviyeye gelmesinden bahsediyorsak, okul sunduğu zihinsel araç ve gereçlerle zaten bu yargıyı da bulunabilecek bireylerin de yetiştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de tabii okul kurumunun en temel şöyle bir özelliği çıkıyor. Okul bir anlamda inanç konusunda tarafsız olması gereken bir kurum ve inanç konusu tarafsız deyince bunu sadece dini inanç olarak değil, herhangi bir yönelime karşı da aynı şekilde okulun tarafsızlığı en temel özelliklerinden biri. Çünkü şöyle düşünün, bir mahalle etosuyla sınıflara gelen bireylerin o mahalle etosuyla ya da ahali popülizmle diyebiliriz buna, ahali popülizmiyle arasında bariyer çeken, içeride başka bir alan olarak, başka bir nötr
alan olarak zihinlerin kurgulaması gereken zihinlerle ilgili insanların kendi hazırlığını yapabileceği bir boşlukta bırakması gereken bir alan olarak okula bakıyoruz. O yüzden mesela kritik bir soru sorabiliriz burada. Bizim Türkçe'de genellikle devlet okulu ifadesini kullanıyoruz ama aynı ifadeyi Latin diline çevir dediğimizde birey onu hemen kamu okulu olarak çeviriyoruz. Şimdi yani gerçekten kamusal öğretim bir devlet okulu. Şimdi bir kere devletle cumhuriyet özdeş bir şey değil her şeyden önce. Kamu öğretimi, devletin verdiği öğretimden en temelde ayrıştıracak şey şu. Devlet istiyor diye uysal yurttaşlar yetiştiremeyiz. Şimdi kamu öğretimi, devlet fikriyeti arasında zaten 19. yüzyılda bunun uygulamasına geçtiğimiz 3. Cumhuriyet'te Fehri ile birlikte. Hemen mesela şöyle bir farklılık oluyor, tekrar söyleyelim o kısmı. Kamusal öğretim projesinden ulusal eğitime doğru geçiyoruz. Yani bir kere bir ulusal içerik geliyor ve ulusal içerikle birlikte de öğretimden ziyade eğitim kısmı da bulununca daha fazla şenliğin olduğu, daha fazla festival özelliğini taşıyan bir okul kurumu geliyor. Yani sonuçta bir takım içerikler işin içine dahil olmak durumunda kalıyor. Ama Condorcet'in bayağı safkan bir rasyonist olduğunu, belki Descartes'in 18. yüzyıldaki en temel ardıllarından biri olduğunu da hatırlatmak gerekiyor bu çerçevede. Çünkü onun beklentisi şu, devlet yurttaşları kamusal öğretimiyle sahip olması gereken temel içerikleri vermelidir diye düşünüyor. Yani bu tam da tipik bir rasyonizmin üyesi olarak o rasyonist içerikleri bir anlamda önceleyecek başka tip içeriklerin olmaması gerektiği fikri var. Tabii bunun bu şekilde uygulanamayacağı da anlaşılıyor. İlla ki devlet kamu öğretimine kurulduğu anlatımlar kendisine ait bir içerikleri de işin içine katmak istiyor. Ama buradaki esas eşitsizlik olarak gördüğü şey bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının kamusal kurumlar aracılığıyla o bireye verilmesi. Yani dil öğrenmek istiyorsun, o şekilde tam şekillenmesi, doğru düzgün okuyup yazmak istiyorsunuz farklı dillerde, kendi dilinizde. Bu içeriklerle ilgili temel eğitimin alınması olarak bakıyor. Bu yüzden doktriner bir yöntemdense bu doktriner yöntemi önceleyecek, daha da fikriyatların canlı olarak kavranabileceği bir hali daha çok kurumsal olarak önceliyor. Şimdi zaten burada Condorcet'in diğer yazdığı metinlerle de bu meselesi oldukça örtüşüyor. Condorcet'in bu dönemde mesela kadın erkek eşitliği konusundaki en açık yazılardan birini yazdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya da kölelikle ilgili sağlam karşılık içeren yazıları Condorcet'in. Yani Condorcet'in zihni berrak bir zihin ve bu berraklık içerisinde bize belki bugün normal gelebilecek bazı kavramları ilk defa en açıklıkla 18. yüzyılda o dile getiriyor. Ve insanlığın geliştirdiği ilerlemelerden bütün insanların pay alabilmesi fikri de onun en temelde savunduğu, o rasyonizm içerisinde savunduğu en temel fikir. Şimdi şöyle bakıyor mesela bir anda, eğer burada böyle bir birikim varsa yurttaşlar niye bundan payını alacak? Araç gereçlerle o öğretimi almıyorlar. O bilgi niye yurttaşlara gitmiyor? Şöyle düşünüyor, toplum zaten insanlara bu borç mu? Zaten toplum bu borç etrafında kendisini var ediyor. Ve okul bu anlamda mahalle etosuna karşı aslında mesafe alabilen bir kurum olarak geliyor. Bu mesafeyi alacak ki, o tarafsızlığı sağlayacak ki, okulda öğretilen bilgiler bir anlamda özgürlüğün de bir imkan olarak karşımıza çıkacak. Yani bu tabii bir laik okul tasarısı ama kesinlikle laikçi değil. Yani bunu da net bir şekilde söylemek lazım. Yani laik okul tasarısı deyince laikçi ve dinci tasarının ikisine de karşı çıkmış oluyor aynı şekilde. Çünkü okul sükunetle, sakinlikle bir öğrenme yeri ve burada okul kurumunda bir taraf tutarak, içerikleri önceden saptayarak sanki öğrencinin erişmesi gereken yollar ve yargılar önceden tasarlanmış bir şekilde sunulamaz.
İşte bugün bu yüzden hani bu popüler olmayan filozofu hatırlamak istedim. Yani okul kurumu nasıl düşüneceğiz? Okul kurumuyla ilgili bugünkü engeller ne? Mesela bu soruya yanıt verdi. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla herkes öğrenciler adına ilk öğretimde başta olmak üzere kanı oluşturmaya çok meraklı. Yani herkesin en meraklı olduğu konulardan bir tanesi. Kanı dayatma, hatta daha ötesinde eğitimcilerin ya da öğretmenlerin de kanıları zaten dayatılmış olarak aldığı bir çemberin de yeniden kullanıyoruz. Yani aslında layık okuldaki şey Condorcet'in bir anlamda bilgileriyle öğretme tarafsızlığını muhafaza eden bir sükunet yeri olarak tarif ediyor. Ve bu kimlikçilik yapma fikri de bu yüzden tehlikeli bir şey okul alanlarında. Mahalli önyargıları dışarıda bırakmaya becerdiği ölçüde okul öğretme fonksiyonunu gerçekleştiriliyor. Ve o eşitsizlikle olan bilgi eşitsizliğiyle, diğer eşitsizliklerle mücadelesi de tam da bu sükuneti sağlaması ve özgürlük alanını içeride açabilmesiyle burada. Amaç o halde yani bir iktidar, politik bir iktidar öğretisine daha bir zümrenin fikriyatını okul kurumlara dayatmak olamaz. Aksine Cumhuriyet'in belki en cumhuriyetçi kurumu olarak okul, herhangi bir cumhuriyetin her tür aslında kanı dayatma modeline karşı durması gereken bir yer olarak geliyor. Bakıldığında yani eğer bir cumhuriyetle bahsedeceksek, cumhuriyetin daha cumhuriyetçi bir kurumunu bulmamız da okul dışında çok zor. Bu yüzden okul alanı piyasaya ya da bir takım daha kimlikçi modellerine hiç terk edilecek bir alan değil. Peki, mesela bunu nasıl bu özellikle zihinsel ilerlemeden bahsediyorsak, Condorcet'e bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela bu eğitimle ilgili, daha doğrusu öğretimle ilgili bize nasıl bir fayda sağlayabilir? Örneğin şarlatan figürlere karşı nasıl mücadele edecek gerek? Yani şimdi ilerlemeleri çoğu olarak oluyor ki siz iyi bir doktor, mühendis olabilirsiniz, o bir alandaki ilerlemenizi gösterir. Ama farklı farklı alanlar var, işte sosyal bilimlerin farklı alanları var, politik şeyler alanı var ve dünyada işte psikanalitik alan var. Bunların da hepsi farklı ilerlemeler, zihinsel ilerlemeler kaydetmemiz gereken alan. Bir anda mesela bir alanda çok iyi diplomalara sahip bireylerin şarlatan figürlere çok hızlıca kanabildiğini görüyoruz. Bunun aslında ya da spiritüel arayışlara, işte daha çok post-endüstriyel toplumlar gibi yeni spiritüel arayışlardaki yanıtlara hızlıca kayabildiğini görüyoruz. Bir anlamda bireyin yeterince donanımlı olmamasının da bunda etkisi var açıkçası. Yani bilgi sadece bilginin ölçülmesi üzere kurulamaz. Şimdi sanırım okul kurumlarının en çok odaklanış edilense sanki okul bilgiyi ölçmek için varmış. Halbuki buradaki mesele bilimin temel unsurları, farklı farklı bilim reformasyonlarının temel unsurlarıyla insanları tanıştırabilme becerisiyle de okulun dediğim hikmeti varsa hikmetini ölçeceğiz. Şimdi buradaki eğer bu tarz bir ilerlemeler sağlayan bireyleri yetiştirebildiği ölçüde bir cumhuriyetin okulu, cumhuriyeti demokrat bir politik bedene de dönüşebilir. Şimdi esas cumhuriyetlerin mesela niçin demokratik politik bedenlerle buluşmadığıyla ilgili yanıtı da buradaki demokratik bünyeyi, demokratik bedeni güçlendirecek insanlarla olan etkileşimini de düşünerek atlamak gerekiyor. Şimdi bir boyut daha atlamak istiyorum. Eşitsizlik bahsini biraz daha geliştirmek istiyorum. Şimdi üç tane eşitsizlikten bahsettik. Yani öğretim eşitsizliği, zenginlik ve daha da temeli bu şimdi esas nokta. Yönetenle yönetilen arasındaki eşitsizliği kalıp haline dönüşmesi. Şimdi bu da bizim için ciddi noktalar noktası. Genelde eşitsizlik deyince insanların aklına ilk gelen eşitsizlik tipi varsızlık ya da yoksulluk arasındaki eşitsizlik tipidir. Ama genellikle biliyoruz ki bu tarz sorunlar ekonomik sorun olmaktan önce bir politik mekanla ilişkili sorunlardır. Örneğin yoksulluk sorununu sadece ekonomik parametrelerle, hele hele finansçıların neoliberal jargonundaki terimlerle tartışmaya kalktığımızda
aslında hiçbir zaman çözemeyeceğimiz bir soru olarak tartışıyoruz. Şimdi burada Condorcet'in iki tane daha eşitsizlik anında özellikle yöneten yönetilen eşitsizliğiyle yani trafik bir ilişki geliştirme riskiyle öğretim alanındaki eşitsizliği koşulluk içerisinde düşünmesini oldukça önemsemek gerekiyor. Burada tabii hukukla olgu arasındaki gelirim örneğin hukuken bir eşitsizliği tanımlayabilirsiniz. Yani bir anda hukuken eşitlik sağlamak önemli. Fakat olgu eşitsizliğiyle mücadele etmek daha kapsamlı bir durum olarak geliyor karşımıza. Burada eğer bu eşitsizlik alanları oldukça çoğul olarak geliyorsa beklentimiz bir anlamda hem normun tabii eşitlik bağlamında tasarlanması. Şimdi eğer normatif anlamda bir eşitlik fikrine zaten sahip ise örneğin kadın erkek arasındaki eşitsizlik 18. yüzyıl örnekleriyle zaten normatif eşitsizlik ciddi anlamda olgu eşitsizliğinin önünde de seçecek. Yani fakat normatif eşitliği sağlamak da çoğu kez olgu eşitliğini sağlamaz. Şimdi eşitsizliklerle ilgili esas karşı olunması ya da esas yapılması gereken noktalardan bir tanesi Cumhuriyet'in bütün kurumlarının eşitlik ve eşitsizlikle özellikle eşitsizliklerle ilgili ilişkiyi bir seferde kapatılmış, sağlanmış bir kazanım olarak değil, eşitsizliklere daimi olarak müdahale edebilecek bir kurumsal bir tip olarak sağlanması gerekiyoruz. Yani bir seferde de ortadan kalkmış bir eşitsizlik tipi bulmamız oldukça zor. O yüzden bir kökensel başlangıç eşitsizliklerle mücadele etmek için kuvvetli olabilir ama aynı zamanda buradaki müdahale düzenli olarak, sürekli olarak müdahale edebilen bir kurumsallık olarak da ele almak gerekiyor. Aynı şekilde çağımızın, günümüzün popülizmlerinin de en büyük yarattığı tehlikelerden bir tanesi bu. Sözde bir eşitsizlik anında kendisine kaynak olarak kullanan klientelist politikacılara hızlıca sebep-sonuç ilişkilerine bypass ederek, iyi laf azanlık yaparak bulduğu yanıtlarda çoğu kez hep sakladıkları bir şey vardır. Bir eşitsizlikten kaynaklı şikayeti mesela dile getirirler. Bunu çok kuvvetli bir retoriğe dönüştürürler. Fakat bu retorik son kertede eşitsizlikle ilgili herhangi bir müdahalenin, özellikle kurumsal müdahalenin daim olarak iptal edilir. İşte bu yüzden mesele sadece özellikle okul kurumuna tekrar gelinecek olursak, okul kurumunda verdiğimiz diploma ve iş garantisi üzerinden okulları ölçmeye başladığımız andan itibaren bu üç tip eşitsizlikle ilgili zihinsel gelişme ile ilişkin kavramsal noktaları da kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden burada yani derin bir eşitsizlikler konusuyla özgürlük arasındaki ilginin kaybedilmemesi gereken bir bilgi olduğunu, aynı zamanda herhangi bir kolektivitenin alması gereken kolektif iradenin ilk oluşumu olarak o birey olma anındaki yetkinlikleri de okul kurumuyla olan temasını tekrar kullanmak gerekiyor. Tekrar Condorcet'in fiillerini kullanacak olursak, yani okul kurumu eşit kılmak için, eşitlik düzeylerini artırmak ve eşitsizlikleri azaltmak için oluşturulur. Yani bunun dışında farklı pedagoji yöntemlerinin pazarlama tekniği olarak kullanılması, örneğin işte Frege metodolojisine referansla görüyoruz ki bazı okullar, işte biz Montessori kullanıyoruz, Frege metodolojisi diyoruz ama bu pedagogların en temel, mesela eşitsizliklerle mücadele ettiği en temel eğitim ilkelerinden biri bypass edilerek kullanılınca tabii bir bütünlük kalmıyor mesela. Yine aynı şekilde Condorcet'in işte Rousseau'dan farklı olarak özellikle genel irade yerine kamusal iradenin yeşermesi için bireylerin tam yetkinleşebilen bireyler olarak tasarlanması fikri bir anlamda Kartezyen projenin devamı olarak anlaşılabilir. İşte burada özellikle yavaş yavaş Condorcet rasyonizmine de biraz eleştiri yapmak için şu geçiş noktasını da kullanmak istiyorum. Condorcet Kant'tan farklı olarak Kant'ın teorik akılla pratik akıl arasındaki yaptığı ayrımı da kullanmadığını görüyoruz. Yani bir anlamda Condorcet rasyonist unsurların tam en kuvvetli temsilcisi olarak geliyor. Tam da bu nasıl olacak sorusunu bir kez daha bir rasyonizm eleştirisi olarak
kurgulayacağım bir bölüm daha açmak istiyorum. Şimdi burada bir Condorcet'den bir alıntı yapmak niyetindeyim. Diyor ki Condorcet, felsefenin politika ile birliği öğretimde reformun ilk avantajlarından biri olacaktır. Şimdi Condorcet rasyonizm konusunda yani bu Kant'la olan ayrışmasını şu yüzden kullandı. Condorcet sayda her alanda tam rasyonist ilkenin gerçekleşebileceğini düşünüyor. Yani bu felsefenin politika ile birliği meselesini bu yüzden kurguladım. Yani gerçekten klasik bir rasyonist ve bunu toplumsal matematik dediği alan etrafında toplumun tamamına yayma yani içinde. Ve bu anlamda şöyle de söyleyebilir, bir bireyin rasyonel eylem ve bilgi haritalarına sahip olabileceğine dair bir inanca sahip. Özellikle böyle özetleyebilirim. Yani ve burada tabii rasyonizmin dezavantajlarından bir tanesi bu bilgi ve eylem arasındaki ilişkide sanki bilgi eylemi önceleyecek, eyleme ise bilgi yetersiz kaldığında sanki bir destek noktası olarak gidebileceğimiz gibi bir algı da var. Aslında rasyonizmin en zayıf noktası burası. Aslında bilgi ile eylem alanı birbirine rakip olarak kullanmamak. Mesela benim birinci eleştiri noktalarımdan burası, birincisi burası oluyor. Yani bilgi eylem dolayında çünkü aksi de mümkün. Şöyle ki, bilgi eylem dolayında eğer bir irrasyonelitenin bilgilenme yoluyla dışarıda bırakılacağını düşünüyorsak, irrasyonelitenin kendisi de kendi oluşturduğu mantık içerisinde farklı bir bilgilenme biçimi yaratabilir. Yani bilgilenme biçimi irrasyoneliteyi bütünüyle de dışarıda bırakan bir unsur olmak zorunda değil. Bu da bir başka eleştiri. Bu açıdan şimdi Condorcet'i zayıflatan ve güçlendiren noktalar şurada deniyor. Eğer bir rasyonizm tartışması yapacaksak Condorcet'i zayıflayan ve birbiriyle çelişik hale gelebilecek noktalarını altını çizmemiz mümkün. Fakat Condorcet'i güçlendiren tam da bir okul kurumunu önermiş olması. Şimdi okul kurumuna gittiğimizde yani bir kurum olarak Condorcet'in projesine baktığımızda son kertte şunu söyleyebiliriz. Yani bir öğretmen öğretemeyeceğini varsayarak mı öğretime başlayacak? Yani mesela bu bir inanç biçimi olarak öğretmen öğreteceğini varsayıyor ve Condorcet'in eylemde yani okul kurumu nazarında güçlü olan bir tarafı var. Fakat okul kurumundan çıkıp rasyonist ilkelerini tekrar eleştirmeye geldiğimizde rasyonizm ile ilgili böyle birkaç sorun noktasında çizmemiz mümkün hale geliyor. Şimdi genellikle 18. yüzyıla yapılan eleştiriler ki bunların çoğu uzak eleştiriler ve çoğunlukla zaten 20. yüzyıl Fransız felsefesi düşünürlerinin yaptığı eleştiriler. Bunlar hem çok iyi okudukları için belli bir rasyonizm eleştirisi de yapıyorlar ama şeyi de gözden kaçıyoruz, sayeden iyi okuyorlar. Sayeden onlardan belli bir açıdan düşünme metotlarını da iyi bir şekilde kapmış olarak geliyorlar. Şimdi buradaki esas mesele şu, Condorcet'e okul üzerinden baktığımızda eninde sonunda öğretim alanının kendisine duyduğu bir güven var ve buradaki güvenin sahipleri için eğer rasyonizm meselesi varsa bu gayet destekli bir hale dönüşüyor. Fakat iş şuraya geliyorsa rasyonizmin kendi içinde de tiranik olmaya meyleden bir takım taraflar var. Örneğin bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi Condorcet eğer politika alanı bir mutlak rasyonizmin temsilcisi olarak karşımıza çıkıyorsa burada bir ikilik karşımıza çıkıyor. Bir yanda göreceleştirilmiş dünyada bir aklın iyimserliği, diğer yanda ise yasa ile hakikatin özdeşleşmesinden kaynaklı aklın diktatörce kullanımı söz konusu. İşte bu rasyonizmin en büyük dezavantajı yok ettiğini düşündüğü diktatöryal kullanım biçimine akıl aracılığıyla tekrar özellikle politik alanında geri getirebilme riskini taşıyor. Şimdi bu zaten bunu ilk defa hani ben de söylemiyorum. Zaten 20. yüzyıl filozoflarında ismini bildiklerimizin çoğu defalarca kez farklı şekilde söylediler. Esas mesele bu rasyonizmin kendisini kaçırmaya çalıştığı şeyler, örneğin işte tiranik kullanımdan, despotik tarzlardan
nasıl kurtarılır, tekrar okul kurumunda veya da projenin değerlendirileceğini ele almak diye düşünüyorum. Bu açıdan mesela şu karar alma meselesine şimdi parlamenterizm meclindekine geri dönecek olursak, şimdi bir irrasyonalizmden ziyade karar alma meselesinin bir varoluşsal kategori olarak karşımıza çıkıyoruz. Dolayısıyla kaynak olarak örneğin politik alanda hep şimdi neydi Condorcet? Politika ile felsefenin birlik olabileceği bir tarihsel uğrağı işaret etti. Buna işaret ettiğini de rasyonist bir tarzda tüm politik alanda eylemine dönüşebileceğini söyledi. Fakat burada soru şu, karar alma dediğimiz örneğin varoluşsal diye alana tekabül ettiğinde bu varoluşsal alan doğrudan bilgilenme modaliteleriyle gelişmek zorunda olmayan, dolayısıyla irrasyonizmden ziyade karar alanı ile kurulmuş kurumsallığın ayrı bir rasyonelite geliştirmesi üzere kurulu bir alanla işaret edebiliyoruz. Yani bir anlamda burada tekrar 17. yüzyılın filozofundan Pascal'e de göndermede bulunabiliriz. Pascal mesela Descartes'i eleştirirken 3 tane düzenden bahseder. Örneğin bir hakikatleri ele aldığımız düzlemle bir anlamda akla başvurarak ele aldığımız düzlemle etkilerin kendisine ait rasyonelitesini ayrıştırabileceğimizden bahseder. Yani bir anlamda şunu söylüyor Pascal bize, biz eğer aklı kullanarak eleştiğimiz bir hakikat tipi varsa, bu aklıyla ulaştığımız hakikat tipinin dışında aynı zamanda bir de mal, mülk, makam edinme dünyasında diyelim, şeylerin iktidar mantığının oluşturduğu ayrı bir rasyonelite biçim var. Buradaki akıl tipiyle, buradaki akıl tipi iki farklı unsura geliyor. Hatta buradaki akıl tipi bir taraftaki akıl tipi, diğer taraftaki mantıkla oldukça ilişkiler buluyor. Yani birinci hakikate ulaşırken kullandığımız akıl, diğer tarafta para etmiyor üzerinden. Şimdi burada, dolayısıyla buradaki Condorcet'in inancı politikada da bir anlamda bütünüyle rasyonel karar alma mümkün dediğinde, gözden kaçırdı noktadan dense, bilgilenme ile karar verirken daha sonundaki kantvari bir karar ilgili olarak buradaki kararın dolayısıyla aklın tezahürü olarak çıkması diyebileceğimiz bir durum söz konusu. O zaman böyle bir yargı aslında yurttaşlar topluluğunun iradesini ve bilgisini gerektiren bir ağını dışarıda bırakmak zorunda değil mesela. Hem yurttaşların yargısında onların birliğine ve bilgisine başvurabiliriz ama hem de buna indirgenemeyen bir yargı alanından söz açmamız mümkün. Dolayısıyla rasyonizmi, bu tarz bir rasyonizmi politik alana götürdüğümüzde bazı açmazlar karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ben tekrar bu rasyonizmi farklı alanlardaki görünümlerinden ziyade bence en güçlü olabileceği noktalardan bir tanesi içerisinde kalarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayım. Yani politika ve yasa alanında o yasayı tamamen akıl dolayından sunduk mu bu yasanın diktatöryel olmayan bir kullanımı mümkün değil aslında. Peki aynı şeyi okul kurumundaki akla da getiremez miyiz mesela böyle bir soru sorayım. Yani okul kurumuna baktığımızda okul kurumundaki akıl kullanımında örneğin oradaki bireylerin üzerinde diktatöryel bir etki yaratamaz mı diye bir soru sorabiliriz. Şimdi buradaki esas tabii şunu da söylemek lazım. Condorcet'in söylediği şekilde bunun bir uygulaması yapılmadı. Hep uygulamalar farklı ülkelerde, farklı şekillerde yapıldı. Ve Condorcet'e getirebilecek eleştiriler de aslında farklı ülkelerdeki uygulamaların eleştirisi olarak geliyor. Yani örneğin Feri sistemine işte ilk defa dünyada herkese parasız bedava bir layık eğitim getiren sistem de aslında Condorcet'in tam uygulaması değil. Sadece olsa olsa çok iyimser bir tane Condorcet'in bir yorumu olarak anlaşılır. Öncelikle tam bu tarz bir uygulama üzerinden değerlendirebileceğimiz bir durum yok. Fakat daha çok ben şuna odaklanmak istiyorum burada. Condorcet rasyonizmin tıkandığı yerde aslında
aklın eylem alanından kopuk bir şekilde kullanımı yetersizliğine daha çok işaret etmekte. Bu yüzden eyleyen özne akılla ilişkisi diyelim, aklın tıkandığı yerlerde, bunu tekrar söyleyeyim, eyleme başvurarak değil, aslında aklın dolayında eylem olmaksızın hiç başvurmama şeklinde bir farklı bir tarzla kavranabilir diye düşünüyorum. Yani akılla eylem alanını birbirine rakip çıkarmamak belki en temelde bu tarz bir rasyonizmin geyiğini kapayabilecek unsurlardan olarak geliyor. Ve aynı şekilde yargı geliştirmede sadece aklın tek başvuru mevkisi olmayacağı, aynı zamanda estetik ve duyusal rejimlerin de bu tarz bir okul kurumu içerisinde yargı vermede etkin unsurlar olarak gelebileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Bir anlamda aklı tek merci olarak tanımlamalı da bir takım sorunlar var. Kaldı ki zaten 20. yüzyıldaki felaketi yaşayan filozofların çoğu, örneğin Frankfurt okulu düşünceleri, aklın da bizzat ne kadar yıkıcı olabileceğini, aklın da nasıl kendisini arasallaştırarak irrasyoneliteye ulaşabilecek olsa yeterince metin yazmışlardır. Bu yüzden sanki akıl ve bilginin çağ felaketlerine karşı durabilmesi için sadece akıl referansı bizim işimizi görmüyor. Özellikle politikanın kitleselleştiği yerlerde akıl bizim tek referansımız olarak da çalışabiliyor. Belki hani tekrar okul kurumuyla sınırlı olmak üzere genel bir hani epistemolojik tartışmaya dönmeksizin aklın birikiminden aklın tehlikelerini de fark ederek faydalanabileceğimizi söyleyebilirim. Yavaş yavaş sonlandırmak isterken sonuç kısmında şöyle bir başlıkla tamamlamak, sonuç kısmına doğru ilerlemek istiyorum. Yani Condorcet'in okul tasarısı aslında Türk içinde barındırdığı yanılsamalara karşı niçin? Yani bu tarz bir kamusal öğretim tasarısı tüm bu yanılsamalı alanların toplamına karşı niçin gerekli? Bu soruyu yanıtlandırarak kalmak istiyorum. Yani ve Condorcet zaten bakıldığında bir yandan demokrat bir isim ama bu demokrat ile çelişmeyen müthiş bir bilimciliği var. Genellikle bu tarz bilimcilik yapanlarda görmediğiniz unsurlardan tersi demokrat olması. Oldukça devrimci zaman içerisinde, toplumsal alanda devrimci diyebileceğiniz özellikleri var. Fakat bu devrimciliği de akla karşı olarak kullanmıyor. Mesela bu da unsurlardan bir tanesi. Hem oldukça gerçekçi, Condorcet hesaplama teknikleri hala kullanılır bugün için bile. Bir anda oldukça gerçekçi bir hesaplama modelleri silsilesi geçirmiştir. Ama ütopyacı özellikleri de bırakmıyor. Şimdi burada belki okul kurumunu niçin gerekli bugün hala bu tasarım derken okul kurumunu karşı karşıya kaldığı neoliberal kasırga içerisinde ele almamız gerekiyor. Bugün neoliberalizm aslında neoliberal küreselleşmenin belki de en çok aşındırdığı kurumlardan bir tanesi. Özellikle kamuya ait kurumların birçoğu aşındırıyor ama belki en çok aşındırdıklarının başında okul olarak geliyor. Okulun kamusallığı, okulun tamamen özelleşmiş alana bırakılması, okulun bir anlamda kendi kaderine terk edilmesi, öylesine vakit doldurmak için gidilen bir yere dönüştürülmesi fikrine karşı. En azından hala şunu söylemiyorum, 14 sene. Asgari düzeyde de olsa akıl ve bilme bireylerin gelişiminde yer açmak, okulun temel işlevlerinden bir tanesi olarak. Yani bir anlamda eğitemeyeceğimizi ya da öğretemeyeceğimizi varsayarak bir okul kurumunu niye inşa edelim? Yani okul kurumu en azından askeri olarak öğretmeye dair bir açıklığı hala niçin barındırmasın? Mesela öğrencilerin akledemeyeceğini varsayarak bütün içerikler niye piyasaya teslim edilsin? Niye piyasa ki kendisi 10 yıllık ömrü olmayan meslekler alanında niçin bütün bireyleri, yurttaşları zihin dünyalarının taşıyıcısı olsun. Bu açıdan bakımında ahali popülizmi de en az neoliberalizmin bir başka görünümü olarak tehlikeli bir boyut taşımakta. Şimdi burada tekrar belki şunu söylemek lazım ve dün de
yayınlandı bir kitabımız. Cumhuriyet Fikri ve Felsefe de İstanbul Üniversitesi yayınlarında. Fulya Hoca burada görüyorsunuz. Oradaki kitaptaki tartışmalarımızdan biri de burada. Ya bir cumhuriyet değerleri değildir. Cumhuriyetin değerleri vardır ama bir cumhuriyet değerleri değildir. Cumhuriyet her şey önce eşit ve özgür yurttaşlar topluluğu ile ilgili bir yönetimdir. Dolayısıyla cumhuriyetin en temel alanı aslında başta eşitlik ve özgürlüktür. Yani hiçbir değer ama hiçbir değer eşitlik unsurunu ikame edemez. Şimdi cumhuriyetle ilgili en unutmamız gereken şey. O yüzden bir cumhuriyet okuldur ya da bir cumhuriyeti okuldan alırız derken bu yurttaşların eşitliğiyle ilgili olan unsurları da burada görürüz. Herhangi bir değer biçimi bu eşitlik, yurttaş eşitliği meselesinin üstünü kapayacak şekilde geliştirilmez. Bu yüzden ahali popülizminde en tehlikeli olan şey özellikle değerler adı altında ya da farklı tip değerler de oluyor. Burada değerler arasında bir hiyerarşi kurmak istemiyorum. Cumhuriyetin herhangi bir şekilde değeri olma iddiası bile eğer eşitsizlikçi ilişkileri daha çok yeniden üretimini sağlıyorsa burada okul kurumuyla ilgili tekrar açmamız gereken bir tartışma olduğunu görüyoruz. Ve bu tartışmayı açarken de herhangi bir konumun taşıyıcısı olarak tartışmayı açmanın getirdiği riskler var. Özellikle bazı politik konular üzerinde. Okul kurumun temel fonksiyonları okulda nasıl özellikle bu neoliberal tehdit kuşatma altında okulda sallayabiliriz sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş artık yani bitirmek istiyorum. İlk soru cevap kısmına da geçeceğiz. Yani şöyle tanımlayayım. Bu ahali popülizminin okulun sükunetine karşı duyduğu bir hınç var. Bu hınç giderek yükseliyor ve bu hıncın kaynakları da aslında çok çelişik bir yerden besleniyor. Sözde eşitsizlikçi ilişkilere karşı bir tepki olarak çıkan bu hınç, eşitsizlikçi ilişkileri daha fazla sürdürmeye meyleden bir yapıyla örtüşüyorsa, işte burada tekrar Condorcet bize yurttaş eşitliği mekanı olarak okulu ve okulun da en temel fonksiyon olarak kamusal üretimi hatırlatıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı. Her şeyden önce teşekkür ediyorum hocam. Şeyi sormak istiyorum. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ne kadar doğru olur? Bunu tartışmak isterim. Yani toplumun kendisinin bir okul olarak gördüğü bir çocuk anlayışının ürettiği bir cumhuriyet modeliyle senin Condorcet üzerinden anlattığın okulun toplumun bir parçası olduğu ve esas olarak da işte belli kanıları sürdürmek değil de tam tersine yargı vermesini yani bireyin yargıda bulunmasını, yargı kapasitesini dikkate alan bir model. Yani birisi daha az liberal, diğeri liberal bir sosla bulanmış bir model olarak düşünülebilir mi? Teşekkürler soru için. Tabii ki burada herkesin içinde değerli hocam Nazlı Başar da burada. Belki bu tarz okul ve tartışmalı, okulda ilgili tüm pedagoji tartışmalı ilk dinlediğiniz isim kendisi de buradayken tekrar onun yanında yanıt vermek istiyorum. Tabii Condorcet'in liberalizmle örtüşen bir takım açıklıkları var. Fakat belki soruyu şuradan sormak lazım. Anglo-Sakson tipi liberalizmlerden farklı olarak ısrarla kamusal sıfatının çok kullanıldığı bir düşünce. O yüzden şimdi şey de bir yandan sonra karşı liberalizmin soğuk savaş versiyonu var. İşte 19. yüzyıl İngiltere tipi var. Ya da liberal başlangıçlardan bahsediyor. Hakan bu gözle bakımda bizim kızlarımız yorum okumalarda Hobbes bile liberalizmin parçası sayılıyor. Biz bunu hiç kabul etmiyoruz ama yani şimdi tek bir liberalizm tipi yok. Yani liberal düşüncenin çok farklı varyantı var. Ve bu varyantlar da aslında en çok görmemiz gereken şey diğer düşünce tarzlarıyla da ortak kesişim kümeleri kuruyor. Şimdi burada genel anlayın gibi bir kavramı Condorcet'in bir yere kadar taşıdığını bir yerden sonra hiç taşımadığını biliyoruz. Taşımadığı yer şurası, bu adam rasyonist son kentinde. Dolayısıyla bireyde o aklın tam kullanımını görmek istiyor. Aklın kullanımı için yeterli düzeyde ilkeye ve bilgiye
o zihinde erişildiğine ve bununla ilgili bir ilerleme açıklığının olması gerekmiş. Bu yüzden kamusal iyilik ya da şey ne diyelim, kamusal irade oluşursa, kamusal irade tüm bireyi ayırır fikri. Burada temelde. Ruslu ise daha alternatif bir model. Şimdi mesela şeyde de var, Lefort'da da var arkadaşlar, Ruslu'da. Cumhuriyetçi fikirler vardır ama aslında cumhuriyetçi modelle ilişkinde hiçbir şey yok. Yani Lefort bunu da söyler. Evet, cumhuriyetçi olarak Ruslu'ya okumamız mümkün. Ama hangi kurumsallıkları geliştiriyor sorusunda Ruslu'da tam çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Hep eklemlemeler yapmamız gerekiyor Ruslu'ya. Şimdi Ruslu'da mesela eğitim meselesine baktığımızda çok güzel, fantastik, Platon'un yasalardaki metne yakın birçok yer biliyoruz. Zaman zaman da politeye metinle yaklaştırıyoruz. Fakat bir burada kurum olarak, somut yasa tasarısı olarak bir okul kurumu karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tarz bir kurumsal dolayım çok önemli olur. Aslında bu dolayımın farklı unsurlarla da geliştirilse, her şeyden önce cumhuriyetçi özelliği plana çıktığını da söylemek lazım. Ve Fransız devriminin bir özelliği çünkü Robespierre zaten akıldan yola çıkarak toplumu tamamen akılcı bir hatta Tanrı'ya değil de akla tapma şeklinde düzenlemek istedi diyelim. Yani öyle bir takım öneriler oldu ki o devrim sırasında Condorcet'te bunlardan biri. Condorcet yaptı, bitirdi, Robespierre öldürdü, Marat öldürdü. Hepsi böyle bir toplumun yani nasıl bu eşitliği sağlayabileceği üzerine tartışıyorlar. Ve bu kadar fazla öneri çıkması ve hepsinin de olumsuz bir şekilde bitmesi acaba yani okul kavramını kendisini mi eleştirmemiz ya da eşitlik kavramını eleştirmemiz mi sonuçlanır? Çünkü biraz önce Bernard Bourgeois'dan konuşuyordum. Bernard Bourgeois birkaç sene önce ölen bir Hegel çevirmeni dedi ki Fransız devriminin 3 ögesi eşitlik, özgürlük ve kardeşlik. 19'dan sonra yavaş yavaş her biri iflas etti. İlk önce 1914'e kadar eşitlik vardı. Olmayacağı ortaya çıktı. Sonra daha çok şey üzerinde duruldu. Özgürlük. Sonra o da olmadı ve 93'teki Almanya'daki ve Rusya'daki komünizmin ülkesi gibi özelliklerden sonra da kardeşliğe inanmaya başladık. Kardeşliğin de rekabetle sonuçlanması da yeni liberalizmi doğurdu ve o da çıktı. Dolayısıyla Fransız devriminin üç bu şeyi gerçekte acaba var mı ya da ne derecede var? Yani bir antropolojik soru olarak sorgulanmalı da olabilir. Eşitlik var mı? Eşitlik, yani doğadaki eşitlik değil, eşitlik kanun yoluyla sağlanabilir mi? Ve bu sağlama için dayatma acaba akılcı mıdır, değil midir? Ya da kardeşlik ya da yani bir örnek verirsek çağdaş. Yahudiler ve Araplar kardeş İbrahim Peygamber'den geliyor. Biri sağlam, biri hacer. Tam kavga ediyorlar. Yani ben küçükken Kıbrıs olayları vardı. Olur mu böyle, olur mu kardeş vurur mu diye dolaşıyorlardı. Vurur yani de aynı şekilde ve yani onun için aklın bir tersine dönüşü de var. Bu yüzden de acaba burada yani Hegel'i nasıl değerlendiririz? Çünkü her türlü akılcılık ve karşılıkta dahil kendisine şey olarak eyleme geçme anında, karar anında yardımcı olarak iradeyi seçiyor. Bu çağdaş düşüncenin bir özelliği. Yani şeyde eski Yunanlarda irade kavramı yok çünkü bunlarda kadar. Rusya'da da var ama bunda da işte o kamu şeyleri gene bir yerde irade giriyor işin içine. Ya o iradeden vazgeçerek acaba bir okul ya da durum veya insanlık şey düşünebilir mi diye soruyorum. Şimdi şeyde aslında mesela Tocqueville'in Amerika'da büyülendiği şeye bakalım aslında. Bir okuma tekniğine göre biliyorsunuz şey Comte, Hegel ve Tocqueville'den de Marx'la ekleyelim. Bunların hepsi bir tarih düşünürü olarak çıktılar ve 4 farklı versiyon karşımıza çıkıyor. Tocqueville en çok büyüleyen şeyler derse ki Tocqueville aynı zamanda iyi bir Rus okuyor. Bayağı Rus'un izlerini takip ederek geliyor. Amerika'da gördüğü şeyler bir anda müthiş bir şekilde büyüleniyor ve genç yaşında gidiyor. Mektuplarda anladığım kadarıyla ilk 40 günde ki gözlemleri aslında kitabının ana parçasını oluşturuyor.
eşitliği gerçekleştiremezsiniz. Mesela şimdi ilk Amerika'da fark etmişsiniz ama eşitlik temel bir ilki olarak orada var. Yani eşitliğin şöyle diyelim, şu bütün felsefe zannede bu tartışmanın izlenimler bakıyor. Eşitliği gerçekleştirmek isteyenlerle eşitliği biçimsel ilki olarak tutmak isteyenler arasında bir ayrışma var. Belki Rus sözü sahiplerle gittiği yerde Rus'un anladığı alanda bir gerçekleşmez ya da bunun formel ilki olarak tutulması ve belirli bir şekilde sınırlandırılarak tutulması karşımıza çıkan unsurlardan bir tanesi. Mesela yabancılaşmayı bütünüyle aşabilir miyiz? Şeyleşmemiş bir toplum bulabiliriz. Bu bütün aslında kavga tam da şurada yatıyor. Var olan eşitsizlik meselesini eğer doğal olarak görmeyeceksek. Çünkü burada iki soru açıyor. Mesela doğadan gelen eşitsizlikleri biz değiştiremiyoruz. İşte kimisi uzun, kimisi kısa, işte kimisi zayıf, kimisi güçlü. Ama her tür eşitsizliği doğadan gelme eğiliminde görürse o zaman eşitsizlik kavramını da çöpe atmış oluruz. Çünkü hepsinin doğal olduğunu varsayıyoruz. Böyle yöneten eşitsizliği burada inanan hala birçok insan var. Şimdi mesele biz bu eşitsizlikle ilgili mücadele etme ve müdahale etme biçimlerinde ve kurumsallıklarda bunu bütünüyle yok edecek stratejiler üstünde mi duracağız? İşte Russo, Marx hattını böyle değerlendirelim. Yoksa daha formalist diyebiliriz, daha biçimci teknikler etrafında, daha kurumsal ve yönetim meselesi etrafında düzenleyici ilki olarak mı başlayacağız ya da biçimsel unsur olarak mı tutacağız? Bunu aslında doğrudan yanıt vermek yerine bu iki farklı strateji tarzında mümkün olduğunu ama en tehlikelisinin bu ikisine karşı eşitsizliğin olmadığı fikri olduğunu düşünüyorum. Esas eşitsizlik fikrini söylemek bile var olan ilişki tarzını tam olarak insanlar eliyle nasıl geliştirdiğini görmek üzerinden geçiyor. Yani bunu ben Kantçı bir cevap olarak görüyorum. İdeal olarak tavsiye yanıt vermeyi tercih ettim aslında. Yani farklı yanıt verme stratejileri var. Ama şu, genelde mesela şu söylediler Türkiye'de oluşan ben şu eşitlik kavramıyla ilgili de eşitlik kavramıyla ilgili Türkiye'de insanlar sıklıkla sorduğunda 100 insandan 90'ı şöyle anlıyor. Eşitlik bütün işte burada bulduğumuz herkese en düşük ortak paylarını buluşturmak olarak anlatıyor. Bir kere eşitliğin böyle bir tanımı yok. Yani öyle politik eşitlik dediğimizde insanları en kötü şeyleri ortak paylarını buluşturma eğitim bastı böyle. En kötü ortak paylarını buluşturma eşitlik olarak anladık. Yani şey eşitliğin nasıl bir ufuk olarak ya da bir gerçekleşme olarak mı koyacağız? Bu tanımlar etrafında ben hala biraz ne diyelim politik imgelerimizi geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani hala başvurabileceğimiz bir kavram ve bazıları daha palyatif diye bir masumancı stratejiler geliştiriyor. Bazıları daha radikal, bazıları da yoktur. Yok, üç tane felsefe tarihinden örnek alırız. Yani bir yanıt gibi olmadı ama sanırım biraz radikalleri okumakta fayda var. Ve şunu radikalleri okuduğumuzda şiddet konusuyla karşı karşıya geliyoruz. Yani eşitlikle tam olarak mücadelemizde orada bir örgütlü şiddet diyebileceğimiz bir alanda karşımıza zorunlar çıkıyor. Akıl dolayı olmaksızın belki. Şöyle, bizi merkeze aldık ki aldınız. Bizi merkeze aldık. Kondorse nazarında bakacak olursak, bir soru deneyeceğim ama bilmiyorum olacak mı. Şimdi okullaşma bizde biliyorsunuz 18. yüzyılın son çeyreğinde. Yani 1773 ya da 76. Daha başlıyor. Hatta Batılı literatür buna layık okullaşma diyor. Evet, yani. Ama esas itibariyle işte 19. yüzyılda bir mektepli medreseli ayrımı bizde işte yarılmaya neden olmuş. Ve 1924'te tedrisatla bu işi çözüyoruz. Tırnak içinde. Şimdi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimize de baktığımızda Condorcet nazarında bizde eksik olan bir şey var mı? İşte ya da biz yani Condorcet'i dikkate almadığımız için eksik yaptığımız bir şeyler var mı? Diye böyle somut olarak söyleyebileceğimiz hani varsa eğer bir şeyler yani bu şey hani programın işte ruhuna uygun olarak şey rica edeceğim. Condorcet'in vizyonunu kullanacaksak eksikliği sürekli görmemiz gerekiyor birincisi ilerleyebilmek için. Hiçbir şeyimiz eksik değil, her şeyimiz tam çok güzel dediğimizde zaten
bütün gelişme ve ilerleme unsurlarına karşı kapalıyoruz. Dolayısıyla eğitimle ilgili yapılan şeylerin hepsini ilerlemeler olarak almak gerektiğini düşünüyorum. Sadece çok somut ilerlemeler var. Belki ama bir yöntem olarak piramidal yöntemlerimizde bir sorun var. Yani aşağıdan yukarı değil de genellikle aşağıdan yukarı derken önce üniversitelerimiz tam oluyor, sonra ilkokula geliyor gibi bir şey. Yani ilkokulların iyi o ilkokul sayısını artırmamız yöntemiyle, yani aşağıdan derken önce her iyi okulun sayısını şu an artırmak gerekir diye düşünüyorum. Bu eskiden beri yukarıdaki görünür yerlerin tam parlatılması, aşağıda biraz daha az önemsenmesi gibi bir durum. Tam bahsedebilirim. Ben son kertede olumlu buluyorum Cumhuriyet'in kurumlarında. Hala da gelişen yanlar olduğu gibi üst bütün geriye gittiğini de düşünmüyorum. Ama komple kaybettiğimiz, özellikle kamusallık kültürü açısından kaybettiğimiz yerler var. Belki eğitim içerikleri olarak bile, eğitim içeriklerinde belli ilerlemeler var hala. Ama kamusallık kültürüne ilişkin, yani mesela liselerimiz otopark olmasın hafta sonları ya da de eğitim vakti bitince 5'ten sonra otopark oluyorlar, işte yer pazarlanıyorlar gibi. Yani böyle kamusallık kültürüne ilişkin noktalarda kayıplarımız var. Bunu söyleyeyim en temelde. Benim sormak istediğim şey şu. Sonrasında ne olacağını daha çok merak ettim ben. Daha teorik bir yaklaşım yapmaya çalışıyorum da kendime. Yani oldu da bu eşitlikleri hem nicelik hem nitelik olarak bir şekilde sistemleştirdik. Devlet bazında evrensel, belki de evrensel seviyede yapabildik diye düşünüyorum. Ondan sonra felsefe olarak baktığımda zıtlığı da farkı veya böyle bakış açılarındaki o niteliksel problemleri de görebilecek insan kalmayacak mı diye böyle bir engellemenin ihtimali yok, yani farklılıkları kaldırma şeklinde değil. Zaten burada sorun olan şey bir meseleyi düşünme, bir dili kullanma, kendi ana dilini kullanma ile ilgili ya da bir bilimsel hiç bilmediğimiz mesela botanik konusunda bir gelişme kaydetmek istediğimizde bu da giriş yöntemleriydi, temel bilgilerimizdi, olup olmasıyla temel bilgi ve becerilerin kazanılmasıyla ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Sonuçta zaten hepsi farklı bir yere gitmek durumunda. Tam da sorun mesela eşitsizlik dediğimiz zaman bu zihinler arasındaki uçurumların oluştuğu yer oluyor. Mesela filozofların bir tiranca tarafı vardır, bir de demokratik tarafı vardır. Filozofların en demokratik olduğu taraf bütün felsefe tarihçi İnsan zihninin 3 aşağı 5 yukarı eşit olduğu fikrinden yola çıkar yani şimdi. Yani madem Descartes'ta da var bunun, bütün zihinlerin birbirine yakın olduğu fakat hepsinin farklı yollar izlediği ya da yanlış yollara saptığı ya da yeterince kendisini geliştirmediği dair. Şimdi bu zihinsel gelişim meselesini bir kenara koyamayacağımızı düşünüyorum. Filozofumuzun geniş bir adı var. 50 yıl yaşamış, 50 yıla bunları mı sürdürmüş? Giyotinle mi öldürüldü mü onu tam öğrenemedim. Şimdi eğitim bağımlı bir değişken. Acaba gerçekleşebilir mi? Liberalizmle. Bir de okul gerçekten kamucu eğitim o toplumdaki dikey ve yatay hareketliği, mobiliteyi sağlıyor. Özel okulcunun gelmesiyle bu engelleniyor mu? Bunu sormak isterim. Hesaplama modellerinden değiniriz, tam onu anlayamadım. Bugün ahali popülizmini yaşıyoruz. Ahali popülizmini yaşıyoruz. Sözü uzatmak istemiyorum. Başka arkadaşımızın görüşlerine katılmak. Ama 20. yüzyılda Derrida gibi bir filozofun Türkiye Cumhuriyeti'nde atmosferine karşı gelmesi, bir metafizik ya da Smith gibi otoritesini savunan filozofların tam tersine 18. yüzyıldaki daha ileri bir anlayış. Bunun için geçerli. Eğitim her şey mi acaba? Yani önce bunu vurgulamak gerekiyor. Bir de şeyi benim dikkatimi çekti. Toplumları 10 devreye ayırıyor. Sanki Wiscombe gibi bir devreleri ayırıyor. 10 dönemleri ayırıyor. Çok ilginç. Sonra kitabının bir yerinde şöyle diyor. Güneş akıllı, özgür insanları aydınlatacak kral, kran, köleler, papazlar,
onların yardakçılarını tarihin tozlu yapraklarında göreceğiz ya da tiyatrolarda izleyeceğiz. Evet, izliyoruz. Teşekkür ederim. Siz de okuyarak geldiniz herhalde. Kondorsa'yı öyle aldınız. Kondorsa'yı aklın gelişimine ilişkin bayağı bilimsel kaçtırdı. Çünkü şöyle düşünüyorum gerçekten de. Zihinsel gelişim safhalarından bahsettiniz. Zihinsel gelişim safhaları tanımlanınca işte o felsefe ile politikanın özdeşleşebileceği bir anı olduğunu düşünüyor. Biz ise 21. yüzyılda olduğumuz için bu uğrağı kurtarmayacağı, yani bir anlamda zihinsel gelişimin politikadaki ortak iyinin garantisi olmadığını söyleyebiliriz. Hatta tam tersi. Yani şeyce bazı açılardan ilerlemeler olabilir ama politika genellikle ilerlediğimiz alanlar içinde olmak olması zorunlu değil. Yani tarihsel gelişim açısından gelişim yasası politikada aksi bir yönde de ilerleyebilir. Bazı zamanlarda antik çağ, belki kamusallık fikri çok baskındır. Bu çok daha üstün bir şeydir. Biz de politik, yani bilimdeki ya da insan zihnindeki ilerlemenin bir koşulluğunu politik alanda bulamıyoruz. Bu da zaten tarihsel deneyimlerde sabit bu. Fakat tabii Condorcet önemli bir matematikçi. Tam olarak nasıl ölüyor da aslında belli değil. Yani hepsi de ölüyor da tam olarak onunla ilgili birkaç biyografi çalışma var. Ölüyor ya da öldürülüyor zaten. Yani tam da onu söyleyeceğim. Hapiste ölüyor ya da öldürülüyor. Evet, 50 yıllık yaşamında bunları hepsinden yasatasyonu olarak da bir yönelik çalışmalarda ortaya koyuyor. Aydınlanmadaki bu tavırda en çok hani eleştirilecek şey ya da eleştirmenin dışında zaten tarihsel deneyimle gözüken şey bizim bilimsel ilerlememiz ya da zihinsel ilerlememiz, politik ilerlememizin bir garantisi değil. Böyle bize yanıt veriyor. Şimdi okul tasarımını düşünerek, okul tasarımında şunu söylediniz. Değerleri öğretmeyecek, özellikle Cumhuriyet'in değerlerini öğretmeyecek ama karar verme, yargıda bulunma süreçleri kazandırılacak. Buradan yola çıkarak iki okul ayrımı üzerinden soru sormak istiyorum. Birisi devlet okulu, devlet okulu derken şunu kastediyorum. Cumhuriyet, yani o devlet kendi değerlerini bireylere okul vasıtasıyla veriyor. Ama düşünüldü ki kamu okulu. Peki kamu okuluna bir müfredat, bir içerik, bir yöntem öneriyor mu? Ve Fatih'in sorusundan devam ederek Cumhuriyet devlet okulu mu oluşturdu? Cumhuriyetimiz. Yoksa kamu okulu mu oluşturdu? Eksikliğimiz nerede sorusu. Aslında içerikler öneriliyor. Yani özellikle Condorcet literatürde şey tartışır. Temel bilgiler kelime sokar çok tekrar ediyor ki bu temel bilgiler ne diye aslında beyefendi az önce bahsetti o aşamada. İşte bugünkü müfredatın içeriği, temel bilgilerin hepsinin içeriğinin sağlandığı bir temel bilgiler noktası. Doğa bilimlerinde bu mümkün ama sosyal bilimler olunca sosyal bilimler sivilleşmesi 19. yüzyılda oluyor. Orada da tabii bazı başka tip sosyal bilimlerden farklı alanları da katıyor ama burada ilginç olan şey tarihsel öğretim içerisinde gelişmiş olan bilgilerin bütünü. Bunun içinde bir referansınız var zaten. Aydınlanma Asiklesi'nin kendisi. Yani Asiklesi belli bir yıla kadar, yani belli bir maddeye kadar biliniyor, sonra yasaklanıyor. Bu maddede aslında mesela A harfine diyorsunuz otoriteyle başlıyor. Otorite nedir? Mesela bu tarz eğitimler de temel bilgi. Çünkü şey diyor, otorite maddesini en cümlenin aktarsa kimsenin kimseye hükmetme hakkı, doğal olarak hükmetme hakkı yoktur. En fazla diyor, doğada işte yavrularına bakan hayvanlara, o da yavrular da erişkinliğe erişinceye kadar bir otorite soruyor. Onun için doğada da otorite yok. Mesela bu da bir temel bilgi içine giriyor. Otorite ile ilgili bu maddenin bizzat kendisi. Bu çoklu bir proje gibi düşünelim. Aydınlanmada topluma ilişkin, tarihe ilişkin ve doğaya ilişkin hepsine üçüne ilişkin ortaya çıkan bilgilerin bütünü. Lütfen öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım, not aldım. Aslında benim sorularımın bir kısmı Kadir Hocam ve Fatih Hocam tarafından soruldu ama ben de devam etmiş olayım. Yani bir aslında akılcı bir okul oluşturma, işte laik ama laikçi olmayan
bir müfredat oluşturma fikri aslında gayet güzel ama ben meslek itibariyle bazen şeytanın avukatlığını yapmayı da severim. Rejim kendine tehdit oluşturabilecek bir fikre karşı da kendini muhafaza etme yükümlülüğü yok mudur bir rejimin? Yani şimdi biz burada bir tabii cumhuriyet fikrinin oluşturduğu bir müfredat var, bir okul anlayışı var. Fatih Hocam geçmişinden bahsetti. Ve bir tedrisat var. Bunun üzerine inşa edilen bir kurumlar var. Bunu tamamen yok sayarsak, bundan vazgeçersek aslında benliğimizden, kendimizden vazgeçmiş olur muyuz teorik olarak? Çünkü işte bir mekandan bahsettiniz, mekanın ruhundan bahsettiniz. Burada da örneğin işte bir mekan var, bir ruh var. İşte sizlerin afişleri, fotoğrafları var fakat bir kişinin daha fotoğrafı var. Ve vazgeçmiyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz ilkesel olarak. Bunu muhafaza etmek, kimi zaman laikçi olma suçlamasına da katlanarak gerekli değil midir? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk doğduğu andan itibaren aslında paralel olarak yaşadığı bir gerçeklik var. O da Fransız 3. Cumhuriyeti ile benzer zamanlarda kişisel yaşadığı tahmin. Şimdi genellikle Atatürk'ün okuduğu kitaplar diye bazı sıralar yapılır fakat gözden kaçan noktadan bir tanesi Atatürk'ün referans olarak kullandığı ve günlük gazete okumalarından takip ettiği yer 3. Cumhuriyet'in kurumları. Bir kere bu projeler Atatürk'ün projelerine uyumlu olmuştur. 14 sene birinden tabii Ferit'inki biraz daha yakın çünkü Ferit tam bu 3. Cumhuriyet'in içinde kuruyor ulusal eğitim. Şimdi şeydeki sorunlardan bir tanesi şu bence, ben hangi yönelimden olursa olsun okul kurumunda iyi eğitim alınmaması ile ilgili bir sorunu tanıyorum. Örneğin bazı yeni pedagojik unsurlar geliştirip bazı yeni müfredat uygulamaları yapıldığında hep şunu soruyorum, niye bu uygulamaları yaparlar? Kendileri bu uygulamaların içerisinde, bu uygulamaları yapan okullarda okumayı tercih ediyorlar. Şimdi bir kere yani iyi eğitim ya da iyi öğretim diyebileceğimiz bir gerçeklik var. Bunu sıfırlayabileceğimizi düşünmüyorum. Yani herhangi bir ideolojik yönelim, herhangi bir değer yönelimde iyi eğitilmiş olma hali, iyi öğretilmiş olma haliyle sıfırlayabileceği kanısına değil. Dolayısıyla bence okul kurumu en temelde bu ilk fonksiyonunu her zaman yerine getirilir. Yani bunu yaparken de bazı seçimler ve pedagojik görevler olmaz. Örneğin şöyle sorabiliriz. İşte Amerika'da farklı bir strateji izleniyor, İngiltere'de farklı bir strateji izleniyor. İşte kıta Avrupa'sında farklı stratejiler var. Ya onlar da sonuçta farklı stratejileri izleyerek bir temel öğretim noktasına geçer. Demek ki yani burada stratejik seçimleri, eğitim alanındaki stratejik seçimleri sıfırlayamıyoruz. Bence o anlamda 3. Cumhuriyet'in kurumları da işte bizim Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren koyduğu kurumlarda iyi bir gösterge olarak iyi bir iz taşıyorlar. Ki bu laikçilik çok sonradan çıkan bir şey Türkiye tarihinde, onu da söyleyeyim. Yani başlangıçtan itibaren çünkü eğitim kurumları blok olarak yer alamayız. İllaki bunların farklı gelişim noktaları var. Bunlar çok sonradan çıkan yönelimler ve bu sonradan çıkan yönelimler kurucu yönelimlerle çelişiyor bence. O yüzden şeyi tavsiye ederim hala Atatürk'ün kendisinin gece okuduğu kitapları, yazdırdığı kitapları. Yani oturup kimse bulamıyor da işte politik felsefe kitabını yazdırıyor, şeyde geometri kitabını çevirecek kimse bulamıyor. Şimdi bunlar sonraki yönelimlerin hiçbirinde karşılığını bulamamız, benzerini bulamamız bir şey. Bunu unutmamak gerekiyor. Esas işte soru buradaki temel ilkeyi, yönetici ilkeyi kaybedip onu bir dogmatik ilkeye dönüştürmeli. Bence burada bir tehdit var. Kolaycılık olarak da geliyor. Çünkü pedagojik ilkeyi düşünmelerine geçen yeni unsurlarla, yükselen, büyüyen nüfuslar, yeni ihtiyaçlarla bu pedagojik ilkelerin nasıl uygulanacağı konusunda düşünmemenin bir yöntemi olarak da geliyor. Bir öğretmen olarak şu andaki müfredat programının ve önümüzde bizi bekleyen müfredat programının yapısına, içeriğine baktığımızda bir derslerin içeriklerinin üretime dayalı olması bakımından bir gerilemeye hizmet ettiğini
tespit etmemek mümkün değil. Yani topluma dönük yüzünün topluma müşteri çıkaran ve tüketen bir birey temelinde bilimi, bilginin boca edildiği, bireyin üzerine boca edildiği, yani okulun topluma hizmet etme, eşitliğe hizmet etme anlamında değil de var olan sistemi korumaya dayalı olarak okulun yapılandırıldığına dair bir benim tespitim var kendi açımdan. Bir ikincisi de bilimin sanatın hafifletildiğini, yani burada bilim sanat bakımından içeriğin hafifletildiği gözle görülür, aşikar bir şey ders programındaki derslerle. Condorcet'in tam tersi eğitimin, yani genel ahlakın yapılandırılmasına dayalı inanç temelli bir kalbi boyutunun da yükseltildiğini görüyoruz. Yani ben bunu içerisinde olarak görmemek mümkün değil. Son olarak da okulların artık bir ölçme sınav merkezi, sınav eğitim ölçme merkezi haline geldiğini, eğitimde daha çok o bilim ayağının, akıl ayağının yoğunluğunun giderek yitirdiğini, sınavların küçültülerek, hafifletilerek, sınavın genişletilip yayıldığını, sürekli sınav yaptığımız, sürekli deneme sınavı yaptığımız ve eğlence merkezi olmaya dönük, bu eğlencenin de kültürden, sanattan nasibini almayan bir eğlence merkezi. Çocuklar eğlensin, hoşça vakit geçiriyor, herkes memnun, öğrenci merkezli, veli merkezli şeklinde herkesin birbirini alkışladığı, onayladığı, topluma eşitliğin yayılmayacağı bir şey ben kendi adıma söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi incelemişsiniz. Ben de not aldım. İyi, o yüzden. Yani şunu söyleyebilirim, Condorcet'in bahsettiği akıl meselesine de duysal ve estetik rejimlerinde eklenmesi gerektiğini bu yüzden söylüyorum. Çünkü yani bu neoliberal kültür bütün toplumu da bireyi yatırımcı bir kültür içerisinde, yatırımcı, finansör bir kültür içerisinde zorunlu bırakıyor ve her şeyi ranta kılmayla ilgili, kârlı kılmayla ilgili bir anlayışı doğallaştırıyor. Şimdi bu doğallaştırmanın kırılması olduğunu söyleyeyim. Ben daha çok öğrendim sizin söylediğiniz ama çok iyi bir özet olduğunu da söyleyebilirim. Bu neoliberal kültür sırf ülkemizde değil, dünyada da benzer bir eğitim krizine, öğretim alanı krize yol açıyor. Bunda bir ulusal olduğu kadar küresel bir mücadele alanında tekabül ettiğini görmek lazım.